Futbolun şehirlerinde bu hafta tarihin başkenti Tarsus'tayız. Tarsus tam 10 bin yıllık geçmişe sahip çok kadim bir şehir. 5 kez başkentlik yapmış. 2500 yıldır ismi değişmemiş çok önemli bir tarihi nokta. Ve tabii ki burada gezilecek, görülecek çok sayıda tarihi eser var. Bunun yanı sıra Cumhuriyet'le yaşıt Tarsus İdman Yurdu Kulübü. Atatürk'ün de kulüp kurulurken bağış yaptığı Tarsus İdman Yurdu'nu da bu programda sizlere bir kez daha tanıtacağız. Şu an neredeyiz? Şu an Tarsus'un girişindeki Kleopatra kapısındayız. M.Ö. 41 yılında Romalı General Marcus Antonius'la Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın şehre birlikte giriş yaptıkları kapı. O dönem şehrin en büyük kapısı ve o dönemden bu yana da korunmuş şehrin simgelerinden biri. Tarih dolu bir yerdeyiz. Taşından toprağından tarih fışkıran Tarsus'tayız. Gezelim, görelim, yiyelim, içelim ve buradaki futbol aşkını sizlere tanıtalım. Ama bütün bunları hemen yapalım. Hadi vakit geçirmeden başlayalım. Tarsus'ta Ulu Cami'nin içerisindeyiz. Ulu camiler biliyorsunuz tüm Türkiye'de çok yaygın. 118 tane Ulu Cami'nin olduğu biliniyor. Aslında şöyle bir gelenek var. İslam orduları bir şehri fethettiğinde o şehre hemen bir Ulu Cami yapıyorlarmış. Tam merkeze yapılıyormuş. Yani şehrin merkezi neresi diye eski şehirlerde sormanıza gerek yok. Ulu Cami'nin olduğu bölge o şehrin merkezi. Ve Tarsus'taki Ulu Cami de yine böyle bir geçmişe sahip ama çok daha eskilere gidiyor aslında. Çünkü buraya ilk cami yapılmadan önce bir tapınak olduğu düşünülüyor burada. Ki kalıntıları var. O taşlarda kullanılmış cami yapılırken. Ve burası 8. yüzyılda yapılmış ilk olarak. Ve 8. yüzyıldan sonra pek çok kez de onarımdan geçirilmiş. Caminin önemi aslında burada Hazreti Şit ve Lokman Hekim'in makamları bulunuyor. Ve Abbas Halifesi Memun'un da mezarı var. Şu anda türbe olarak da gezilebiliyor. Ramazanoğulları Beyliği döneminde 16. yüzyılda cami bugünkü halini alıyor. Aslında Cumhuriyet dönemine kadar da çeşitli eklemeler yapılıyor. Ki o eklemelerden belki en önemlisi saat kulesi. Yıkılan eski minarenin yerine o dönemin geleneklerine uygun olarak bir saat kulesi yapılıyor. Ki biliyorsunuz 2. Abdülhamit döneminde Türkiye'nin hemen hemen her yerine bu saat kulelerinden yapılmış. Ve burada da bir Fransa'dan getirilen saatle yapılan saat kulesi dikkat çekiyor ama buradakinin çok farklı bir özelliği var. Saatlerin üstünde Mısır tanrısı Amon-Ra'nın küçük bir büstü bulunuyor. Bu neden yapıldı kimse bilmiyor işin doğrusu. Ama burayı da farklı hale getiriyor. Şu anda hala ibadet edilen Ulu Cami, dediğim gibi şehrin tam merkezinde ve özellikle de içindeki işçiliklerle, ince taş işçiliğiyle ve ahşap işçiliğiyle de dikkat çekiyor. Tarsus'ta Hazreti Daniel Türbesi'ndeyiz ve şu an üzerinde de zaten bir cami var. Yakup Aslan'la birlikteyiz, buranın sorumlusu. Öncelikle tabii Daniel Peygamber'in hikayesini öğrenmek istiyoruz biz. Çok çok teşekkür ederim. Hepiniz Makam-ı Şerif Camii'ne Daniel Peygamberimizin olduğu yere hoş geldiniz. Hepimizden Rabbim razı olur inşallah. Evet. Şimdi kardeşlerim, evvela Daniel Peygamber'in nereden geldiğini, niçin geldiğini sizlere belirtmek istiyorum. Daniel Peygamber'in mübarek kendisi Beni İsrail peygamberlerden olup kendinden önce gelen Tevrat'ın hükmüne bağlı
Bu düstur Davud Aleyhisselam'ın neslinden, Yakup Aleyhisselam'ın teyzezadesinden, milattan 606 yıl önce yaşamış Daniel Peygamberimiz. Nerede? Kudüs'te. Bizim bu bölgenin ismi Arsus iken bu bölgede tam 7 sene kuraklık olmuş, hiç yağmur yağmamış bu bölgeye. Çaresiz kalıyorlar, ne yapabiliriz diye Daniel Peygamberimizin nereden hangi semtte olduğunu izliyorlar, tespit ediyorlar ve Daniel Peygamberimizin ünvanı bu bölgelere kadar geliyor. Gittiği yerlere yağmurlar yağıyor, bolluk ve bereket olduğu haberini alıyorlar ve buralardan müracaatlar yapılıyor. Daniel Peygamberimiz bizim bu bölgemize davet ediyorlar. Mübarek buraya iki şık üzerine geliyor. Birincisi yağmur duası için geliyor. İkincisi de Allah'ın birliğini, varlığını yaymak için bu bölgeye o niyetle çıkıyor o bölgeden. Ve mübarek bu bölgede geldikten sonra Rabbime elini açıp yalvarıyor. Rabbim diye gözlerinden sim sim yaş, kalp Allah'a zikrediyor. Rabbim dostunun duasını kabul ediyor ve buralara bol bol sağanak sağanak yağmurlar yağıyor. Burası su şehri oluyor. Yani su şehri oluyor bu bölge. Burada mı vefat ediyor? Daniel Peygamberimiz 10 yıl kaldıktan sonra bu bölgede vefat ediyor. Evet. Ve sonrasında zaten uzun yıllar sonra da burada bulunuyor. Evet. Şu anda da burada türbesi var. Evet. Gelenler burada bir dilek diliyorlar. Aynen. Burada diledikleri dileğinde herkes olduğunu, çıktığını söylüyorlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz bilgiler için. Tarsus'ta Makamı Daniel Camii'nin olduğu bölge aslında pek çok tarihi katmanı içeriyor. O katmanlardan biri, yani en eski döneme gittiğimiz zaman şu anda üzerinde olduğumuz Roma Kemerli Köprüsü var burada. Bu köprü ve bu köprünün gözleri neden burada? Çünkü eskiden buradan nehir geçiyormuş. Kitnos nehri buradan geçiyormuş ama İmparator Justinian daha sonrasında su baskınlarından şehri korumak için nehrin yatağını değiştirmiş. Ve dolayısıyla bu kemerler de oradan geriye kalmışlar. Tabii burada bir Roma kanalizasyon sisteminden de bahsetmek lazım. Nehre bağlanan ve nehirden de denize doğru giden. Şu an Tarsus'un altı hemen hemen o kanalizasyon sisteminin Roma'dan kalan kalıntılarıyla dolu. Yine caminin bir bölümünde o kanalizasyon sistemini de görebiliyorsunuz. Sonraki dönemde tabii Hazreti Daniel'in mezarı burada bulunduktan sonraki o da yerin bir hayli altında aslında. Bulunmasın diye bir hayli alta yapmışlar. Burası bir türbe olarak da hizmet vermeye başlamış ve sonunda da buraya zaten bu cami yapılmış sonraki dönemde. Yani baktığınız zaman burada pek çok dönemin eserleri, kalıntıları üst üste halen ibadet edilen bir cami de var burada. Eski taş bir yapı ve Roma'nın o müthiş kemerli köprülerinden birinin örneğinin de şu anda tam üstündeyiz zaten. Tarsus'un taşı toprağı tarih demiştik. Şimdi de Bilal-i Habeş Mescidindeyiz. Bilal-i Habeş bildiğiniz gibi ilk ezanı okuyan kişi ve Müslümanlığı kabul eden ilk 7 kişiden biri. Bu açıdan çok çok önemli biri. Uzun yıllar eziyet çekmesine, işkence görmesine rağmen vazgeçmeyerek, sürekli ezan okuyarak ve insanları Müslümanlığa teşvik ederek yaşantısını sürdürmüş çok önemli biri. Ve Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra bir süre daha Medine'de kalıyor. Oradan sonra Şam'a geçiyor. Şam'dan da İslam ordularıyla birlikte bu tarafa geliyor, Tarsus tarafına geliyor. Aslında önce Adana'daki Anavarza Kalesi'ne gidiyor. Orayı fethettikten sonra orduyla birlikte Tarsus'a da geliyor ve Tarsus'ta 21 gün şu anda bulunduğumuz yerde konakladığı rivayet ediliyor. Ve o ayrıldıktan sonra burası bir mescit haline dönüştürülüyor. Hemen yanda bir kuyu da var ve halk buradaki kuyudaki suyun da şifalı olduğuna inanıyor. Bilal-i Habeş sonrasında Şam'da vefat ediyor. Ama 21 gün kaldığı bu yer sonrasında mescit olarak günümüze kadar ulaşıyor.
Tarsus'ta St. Paul Anıt Müzesi'nin önündeyiz. Hemen yanında da St. Paul Kuyusu var. Yanımızda da Nadir Durgun var. Tarsus Belediyesi tanıtım sorumlusu. St. Paul'ün Tarsus için önemini anlatacak bize. Çünkü onunla ilgili çok sayıda yapı var burada baktığımız zaman. Evet, Aziz Paul hakkındaki bilgiler İncil'deki havarilerin işleriyle ilgili bölümlerden derlenmekte. Aynı zamanda kendisinin mektuplarından. Buna göre Aziz Paul milattan sonra 8 yılında Tarsus'ta dünyaya geliyor. Doğduktan sonra ismine Saul ismi veriliyor. Daha sonra burada çeşitli Yahudi eğitimlerini alıyor ve eğitimini tamamlamak üzere Kudüs'e gidiyor. Başta Hristiyanlık karşıtı demeçleriyle tanınan Paul, bir gün başkâhinden aldığı yetkiyle Şam'a kaçan Hristiyanların peşinden giderken rüyasında Hazreti İsa'yı görüyor ve Hristiyan oluyor. Tarsus'a gelerek misyonerlik görevlerine başlıyor. İşte buradan Samandağ'a gidiyor, oradan Barnabas'la birlikte Kıbrıs'a, Antalya'ya, Konya'ya, Yalvaç'a gittiği yerlerde Hristiyanlığı yayıyor. Bir diğer seyahati Efes ve Ege Adaları tarafına. En sonunda Truva, Makedonya, Yunanistan'a Hristiyanlığı yayıyor. Yani Hristiyanlığı Anadolu'ya sonra Avrupa'ya yayarak genişlemesini sağlayan önemli bir teorisyen. En sonunda bu çalışmalarından dolayı tabii o zaman pagan dönem Kudüs'te tutuklanıyor ve Roma'ya götürülüyor. Yargılandıktan sonra 67 yılında başı kesilerek Roma'da idam ediliyor. Mezarı da Roma'daki St. Paul Katedrali'nin altındadır. Burada onunla ilgili eserler... Tarsus'ta onun doğduğuna inanılan bir ev kalıntısı ve evin avlusunda bir kuyu var 20 metre derinliğinde. Hristiyan hacılar buraya gelerek bu kuyudan çektikleri suyla bir çeşit onlara göre şifa kaynağı. Burada hacı oluyorlar. Yine St. Paul Kilisesi, hemen arkamızda gördüğümüz kilise de St. Paul zamanından olmasa bile onun adına adanan bir kilise. Yine Vatikan, St. Paul Kuyusu ve St. Paul Kilisesi'ni Tarsus'taki hac merkezi olarak ilan etmiş durumda. Her yıl buraya düzenli olarak hacılar gelerek hac vazifelerini yapıyorlar. Tarsus'ta Şahmaran heykelinin önündeyiz. Şahmaran kim? Şahmaran bildiğiniz gibi üstü insan, altı yılan şeklinde. Yeryüzüne çıkıyor ve yeryüzüne çıktığında kralın oğlu ona aşık oluyor. Evlenmek istiyor. Düğün için yeryüzüne çıkmadan önce tebaasını topluyor. Yılanlara diyor ki yukarıda ne zaman davul sesi susarsa bilin ki o zaman ben ölmüşümdür. Çıkın ve bütün insanları sokun öldürün. Kral tabii Şahmaran'ı görünce bir yaratık olduğunu düşünüyor. Oğlunun onunla evlenmesini istemiyor ve öldürün diye emir veriyor. Adamları da şöyle kandırıyorlar Şahmaran'ı. Bizde bir adet vardır, gelin hamamı yapılır. Seni düğünden önce hamama götüreceğiz diyerek yine bu bölgedeki yakındaki bir hamama gidiliyor ve orada öldürüyorlar. Ve hatta onun kanının şu anda hamamdaki göbek taşında hala kırmızı lekeler olarak kaldığı rivayet ediliyor. Tarsus'ta şöyle bir adet var. Buradaki düğünlerde, cenazelerde, asker uğurlamalarında hatta ve hatta Davulcular Çarşısı diye bir yer var. Orada her gün davul çalınıyor. Neden bu davul çalınıyor? Yılanlar tekrar gün yüzüne çıkıp insanları sokup öldürmesin diye. Ta ki ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. Kaşık bedestenindeyiz ve Tarsus'un meşhur içeceği Kaynar'ın tadına bakmaya, biraz da ısınmaya geldik. Serpil Demir yanımızda. Hoş geldiniz. Uzun yıllardır kendisi Kaynar'ı yapıyor.
ve buraya pek çok görüyoruz günlerde uğramış. Öncelikle kaynarı anlatır mısınız? Tabii. Nedir kaynar? Kaynar bizim anneannelerimizin yaptığı yöresel bir damak tadı. Bir eve girdiğinizde eğer tarçın kokusu varsa bilirsiniz o evde bebek var. Bebekle beraber biz bu kaynarı yapmaya başlarız. İçerisinde 7 çeşit baharat var. Zencefil, zerdeçal, havlucan, yenibahar, tarçın, karanfil. Bunları biz yarım saat kaynatıp geceden sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah süzüyoruz, şekerle kaynatıp dolaba koyuyoruz. Misafirlerimiz geldiğinde ısıtıp bardaklara koyduktan sonra üzerine ceviz ve tarçın koyuyoruz. Aşure tadında bir çay. Bağışıklık sistemimizi yükseltiyor. Anneannelerimizin yaptığı yöresel bir damak tadı artık unutulmaya yüz tuttuğu için biz kafeye çıkarttık. 15 yıldır kaynarı kafemde yapıyorum. Tarsus'u gezmeye, tanımaya devam ediyoruz. Şimdi de Kubatpaşa Medresesi'ndeyiz. Tarsus'ta bir dönem 19 medrese varmış. Onlardan ayakta kalan tek medrese şu anda Kubatpaşa Medresesi. 1553 yılında Ramazanoğlu Bey'i Kubatpaşa tarafından yaptırılmış olan medrese, o dönem buradaki külliyenin de bir parçasıymış aslında. Her iki tarafta derslikler ve açık avlu şeklinde o dönemin klasik medrese yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. Burası 1924 yılında kapatılıyor medrese olarak. Ondan sonra 70 ile 98 arasında arkeoloji müzesi oluyor. Yakın bir tarihte ise burası kültür evi olarak Tarsus Belediyesi tarafından tekrar değerlendiriliyor. Baktığınız zaman etnografik eserlerin sergilendiği odalar var. Ve bina olarak da aslında Kubatpaşa Medresesi çok güzel bir bina. İyi bir restorasyon geçirmiş ve buraya gelip gezdiğiniz zaman bu civardaki etnografik eserleri de görebiliyorsunuz. Tarsus'a geldiğinizde yiyeceğiniz ilk yemek mutlaka humus olması lazım. Çünkü burası humusun da başkenti. Ve humusun Türkiye'de en iyi yapıldığı yer belki de. Biz de humus yemeye geldik. Uğur Okçu ile birlikteyiz. Bu işin inceliklerini o anlatacak bize. Öncelikle tabii burada kullanılan malzeme ile alakalı sanıyorum Tarsus humusunun özel olması. Evet. Bize biraz bahseder misiniz? Sonra da yapılışını anlatırsınız. Tarsus humusu öğün yemeği olarak geçerli. Bazı yerlerde soğuk meze olarak tüketiliyor. Bizim humusun nohudu özel, humusumuz da özel. Nohudumuz Askan cinsi, tek tarla, tek tohum. Nohutları biz eliyoruz, boy boy ayırıyoruz. Boyuna göre pişiriyoruz. Ve biz ısladığımız suyla nohudu pişiriyoruz. O suyu da kullanıyoruz. Yani suyu zaten nohut proteinli olduğu için suyu da et haşlamanın suyu gibi. Tahinimiz de özel. Yerli susamlardan elde edilen tahin. Nohudumuz bir gün önceden ıslanıyor. İşte 10-12 saat ıslık alıyor. Islık kaldıktan sonra pişiriliyor. 1-2 saatte pişiyor. Piştikten sonra nohudu suyundan ayırıyoruz. Bizim bakır tasımız var. Dut ağacını almış tokmağımız. Süzdüğümüz nohudu bakır tasının içinde nohutla iyice eziyoruz. 15-20 dakika. Evet, bakır olması önemli değil mi? Yani
Şimdi ikisinin de geleneksel, hem dut ağacı olması hem bakır olması. Evet, yani biz öyle gördük, öyle öğrendik, öyle devam ediyoruz. Yiyen müşterilerimize memnun. Tadına bakacağım ama son olarak futbolu soracağım. Burada Cumhuriyet'le yarışık bir futbol takım var, Tarsus İdman Yurdu. Evet. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz, nerede görmek istersiniz takımı? Yani biz yıllardan beri birincilikte istiyoruz. İstiyoruz ama inşallah görürüz yani. Hep ikincilikteyken birinciliğe çıkacağı zaman artık nasıl bir şey oluyorsa bir türlü çıkamadı. Yani bizim emelimiz o. Görmek istiyoruz yani. Peki. Tarsus'u iyi olmasını istiyoruz. Tarsus İdman Yurdu'nun birincilikte olmasını istiyor. Gönül istiyor yani bunlara. Bir gün olur mu dersiniz? İnşallah temennimiz. Peki, çok teşekkürler. Elinize sağ olun. Ben bakıyorum tadına. Diğer yediğiniz bütün humusları unutun. Hepsini bir kenara koyun. Bu bambaşka bir şey. Elinize sağ olun. Afiyet olsun. Tarsus Belediye Başkanı Doktor Haluk Bozdoğan'la birlikteyiz. Başkanım, öncelikle tabii Tarsus'a tarihin başkenti dedik. Taşından, evet, toprağından, her şekilden tarih fışkırıyor. Siz Tarsus'u kültürel ve coğrafi anlamda nasıl anlatırsınız bize? Tabii yani bu kent 10 bin yıllık bir kent. Yani sadece tarihin başkenti değil, aynı zamanda medeniyetin de başkenti, turizmin de başkenti, tarımın da başkenti. Çok kültürlülüğün başkenti. Yani öylesine bir kent ki Mezopotamya'nın Anadolu'ya açıldığı bir kent Tarsus. Yani tarihiyle o kadar çok övünüyoruz ki Roma döneminden kalma ta Asurlular, Hititliler o dönemden beri 5 defa başkent olmuş bir kent. Bütün bölgeyi 3. derece sitalı. Yani çocukluğumuzda bile avluları toprağa değiştiğimiz zaman hemen sikkeler bulurduk. Hemen müdürlüğe götürürdük, müze müdürlüğüne. Yani inanılmaz heyecan verici, kadim topraklara sahip bir kent Tarsus. Peki, tabii biraz da sporu soracağım size. Tabii. Futbola geleceğiz ama daha öncesinde Tarsus ve Tarsus halkının yararlanması için ne gibi imkanlar var burada? Çünkü profesyonel spor kadar herkesin yapabileceği spor imkanları da çok önemli. Tabii bizim kendi belediye sporun kulübümüz var, Tarsus Belediye Spor Kulübü. Ve Türkiye'de herhalde böyle bir rakam olacağını zannetmiyorum. 1860 tane lisanslı ve lisanssız futbol oyuncuya sahibiz. Ve deyim yerinde ise tam bir özellikle boksta olsun, futbolda olsun, basketbolda olsun, voleybolda olsun, karatede olsun, yüzmede olsun, güreşte olsun 13 tane farklı spor dalında gençlerimizin yetişmesi için çaba gösterdiğimiz bir belediye sporumuz var. Hatta geçen yılda da Bayan Basket Kadınlar Bölge Ligi'nde şampiyon da olduk. Bunun gururunu da yaşadık. Yani daha geçen Onur Şeker dünya şampiyonu oldu geldi. Yani şöyle bir baktığımızda gerçekten de bir belediye olaraktan bu kadar büyük bir potansiyele sahip Türkiye'de başka bir yerin olduğunu zannetmiyorum. Ama tabii amatör branşları ne kadar desteklesek de bu işin vitrini futbol. Evet. Futbolda da Tarsus İdman Yurdu. Çok köklü bir kulüp. Cumhuriyet'le yaşıt bir kulüp. 1923 kuruluşu. Ve Tarsus İdman Yurdu'nun öncelikle şu anki durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Sonrasında da hedefler neler olmalı uzun vadede? Valla bizim özellikle bir sözümüz var. Seneye 100. yılımız Tarsus İdman Yurdu'nun. 100 yıllık köklü bir kulüp Tarsus İdman Yurdu. Şampiyon olması için elinden geleni yapacağız. Çünkü yakışan da o. Yıllardır hep kıl payı kaçırdığımız şampiyonluklar vardı. Ha, bu yıl elimizden geldiğince playoff için mücadele vereceğiz. Yani bu konuda da başkanımızı, yönetim kuruluna çok çok güveniyorum. Ama seneye mutlak kaçmaması gereken bir şampiyonluk var. İnşallah bu yıl olur. Seneye daha iyi bunu taşlandırırız. Ama şu bir gerçek ki Tarsus İdman Yurdu Mustafa Kemal Atatürk'ün atamızın verdiği 300 lirayla kurulan bir takım. O yüzden bizim için çok anlamlı, çok önemli bir kulüp.
Peki biliyorum ki maçları da iyi takip ediyorsunuz. Son olarak şunu soracağım. Hiç unutamadığınız bir maç var mı Tarsus İdman Yurdu? Son maçımızın yeni sahipliğiyle olan İsparta'ya alınan maçımız vardı. Berabere bile kalsak şampiyonduk. Ve o maçı 2-1 kaybettik son dakika golüyle. Ve şampiyonluğu Bolu Spor'a kaptırdık. Tüm Tarsusların hiç unutamadığı ama hiç unutamadığı çok acı veren bir olaydır o. Tarsuslarımızı seviyoruz. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki seneler, bu sene olmadı ama önümüzdeki seneler öncelikle 1. Lig'de sonra Süper Lig'de görmek tabii ki arzularımızdan biridir. Şehrin takıma bakış açısı çok iyi. Şehir tamamen kilitlenmiş bir durumda. Şu an takımımız orta sıralarda olmasına rağmen yani başkanımız büyük bir destek vermektedir. Futbol şehridir burası. Zaten Cumhuriyet'le kurulmuş bir takımımız. Yani Atatürk'ün kurduğu takımdır. Tarsus İdman Yurdu benim için Tarsus'u temsil ediyor. Ben çocukluğumdan beri zaten Tarsus İdman Yurdu'nun taraftarıyım. Tarsus bu şehrin birleştirici noktasıdır. Yani biz çocukluğumuzda sokaklarda zaten bu renklerle büyüdük. Bizi bırak annelerimiz babalarımız da Tarsus İdman Yurdu'yla büyüdü. Bu şehri her zaman için barışa kardeşliğe iten şehrimizin takımıydı. Ama yıllardır artık yönetimler mi dersin, siyasi şeyler mi dersiniz, İdman Yurdu'muz bir türlü bir yere gelemedi. Geçmişte zaten başarılarını tarih yazıyor. Ama inşallah bu yönetim bizim geçmişten kalan isteklerimizi yerine getirecek, inanıyorum. Belki biraz sıkıntılı olacak ama eninde sonunda bu idman yurdu gerçek yerini, değerini bulacak. Tarsus'ta Eshab-ı Kehf mağarasındayız. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinin 9 ve 26. ayetlerinde geçiyor. Yedi uyurlar. Arkamda görmüş olduğunuz bu alanda tam 309 yıl boyunca uyudukları ve ondan sonra da kalktıkları. O dönem zalim imparator Dakyanus çok tanrılı dine inanıyor ve aslında tek tanrıya inananları da cezalandırıyor. Ve burada da 7 genç imparator buraya geldiğinde onun huzuruna çağrılıyor. Onlara belli bir süre veriyor, mühlet veriyor ve siz bu dininizden vazgeçerseniz sizi affederim diyor. Yoksa sizi cezalandırırım diyor. Gençler de bunun üzerine kimsenin ulaşamayacağı bir yere, bir mağaranın içine girip burada saklanıyorlar ve burada uyumaya başlıyorlar. Yaklaşık 300 yıl sonra, 309 yıl sonra uyandıklarında ise bir anda şehre acıktıkları için aralarından birini gönderiyorlar. O şehre indiğinde elindeki paranın geçerli olmadığını görüyor, şaşırıyor. Aslında artık zalim imparatorun da olmadığını ve insanların ibadetlerini çok daha rahat bir şekilde yaptıklarını da görüyor. O dönemin hükümdarına bu haber gidiyor. O da gençle birlikte mağarayı görmek istiyor. Buraya geliyor ama önden geldiği zaman bir anda burada 7 kuşa dönüştükleri ve sır oldukları, ondan sonra da bir daha gözükmedikleri söyleniyor. Ve işte Eshab-ı Kehf mağarasının içinde o 7 uyurların uyudukları noktada tam burası. Günümüzde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Burada üstünde hemen bir cami var. İnsanlar orada gelip ibadetlerini gerçekleştiriyorlar.
ve yedi uyurların huzurunda da dualarını ediyorlar. Tarsus'ta Taşkuyu mağarasının içerisindeyiz. Burası tam 470 metre uzunluğunda bir mağara. Aslında ülkemizdeki pek çok bulunan bu tip mağara gibi yine bir çoban tarafından bulunmuş burası. Ondan sonra genişletilmiş, yollar yapılmış ve hizmete açılmış. Astım hastalarına, solunum yolları hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor içerideki havanın. Çünkü 20 derecelik bir hava sıcaklığı var. Yaz kış buradaki hava sıcaklığı değişmiyor. Ve bu da astım hastalarına iyi geliyor. 300 milyon yıllık bir tarihe sahip olduğu buraya gelen araştırma yapan profesörler tarafından aktarılmışlar. Oluşumlara baktığımız zaman sarkıtlar var, dikitler var ve ikisinin birleşmesiyle oluşan sütunlar var aslında. Yağmur suyunun zamanla kalkerli toprağa bıraktığı izler bunlar. Ama içeride gerçekten çok güzel şekiller var ve Tarsus'ta turizm açısından çok önemli bir nokta Taşkuyu Mağarası. İnşallah Tarsus İdman Yurdu layık olduğu yere gelecektir. Bugün biz tarihimizde Hatay Spor'la, Alanya Spor'la mücadeleler ediyorduk. Fakat aldı başını gittiler. Niye? Ona bakmamız lazım. Bir başarı varsa nereden başarı sağlanıyor? Bunları takip etmemiz lazım. Altyapı sisteminin önemsenmesi lazım. Okul düzeyinde olması lazım. Altyapı sistemi akademi düzeyinde. Yani Avrupa standartına gelişiyoruz, tank, top, silah yapıyoruz ama altyapımıza kesinlikle önem vermiyoruz. Avrupa'dan yetişen futbolcularımızı buraya getirip milli takımımızı bile oradan oluşturmaya çalışıyoruz. Ya kardeşim, Tarsus'ta afaki derecede yetenekli çocuklar var. Ama altyapı olmadığı için çocuklar bir dönem sonra bırakıp bir yere işe giriyorlar, çalışıyorlar. Çünkü hayat burada devam ediyor. Hayat çalışarak, para kazanarak devam ediyor. Maalesef o çocukların eforları daha sonrasında kahve köşelerinde veyahut da çok terli terbiyelilerse türbüne çıkıp taraftar oluyorlar. Yani bunun ötesinde geçilemiyor. Altyapı önemsenmeli. Yani bir okulun ilkokulu gibidir altyapı dediğimiz. Tarsus İdman Yurdu deyince bizim için akla gelen ilk şey bu grubun içinde ailelik duygusudur. Buradaki herkes abi kardeş, kimsenin kimseye bir üstünlüğü yok. Yıllardır hep birlikte şehir şehir, kasaba kasaba takımımızın arkasından gittik. Öyle bir sevgi içerisindeyiz takımımıza karşı. Bizim için diğerleri pek ifade etmiyor. Bizim için her şeyden öte Tarsus İdman Yurdu'dur. Şehrimiz ufak ama şirin bir memlekettir bizim her zaman. Türkiye'nin sayılı köklü kulüplerindendir. Ayrıca bunun altını çizmek istiyorum. 1923 yılında kurulmuş. Bayağı bir süreçte emekler verilmiş. Bu seviyeye kadar gelmiş. Anadolu kulüpleri arasında yani hemen hemen en geç başarı yakalamış olan kulüplerden biri de biz. Bu da her zaman içimizde bizim bir utku oldu. Rabbim nasip ederse bu sene ile önümüzdeki sene arasında hedeflerimiz bayağı bir yüksek derecede tutuyoruz. İnşallah bize bu sene olmasa da önümüzdeki sene şampiyonluğu yaşatır. Kaldığımız yerden hedeflerimize yürümeye nasip eder. İnşallah 100. yılımızda tek dileğimiz Süper Lig'e çıkmaz. Yani 99 yaşındaki kulüp daha lig tarihinde Süper Lig görmemiş. İnşallah yeni başkanımızla beraber bunu ilk olarak başaracağız. Bizim
Tarsus'a geldiğinizde kebap yemeden dönmeyin dediler bize. Biz de onun için kebap yemeye geldik. Ama tabii bu bölgede her yerde kebap yapılıyor. Tarsus kebabı biraz daha farklı. Sedat Anlatır'la birlikteyiz. Evet. O bize bu Tarsus kebabının farkını anlatacak aslında. Tabii. Öncelikle farkı ne ve nasıl yapıyorsunuz? Mesela hangi etleri kullanıyorsunuz? İçine ne koyuyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Tabii ki. Etlerimiz özel. Yani kuzu eti. Biz kasaptan alırız dinlendirdikten sonra. Gerekli malzemeleri hazırlarız. Nedir o malzemeler? Burada Adana'dan farklı olarak sanki farklı bir şey var içinde. Kırmızı biber, kapya biber, soğan. Kuyruk yağı kullanıyor musun? Tabii. Olmazsa olmazı. Bu arada biz bunu konuşurken de lahmacun geldi. Evet. Bu da özel bu bölgeye özel bir lahmacun. Bunun içindeki kıymayla kebaptaki kıyma aynı. Hiç farkı yok. Sadece biraz domates, kıyılmış domates, hepsi o. Biraz da futbolu sorayım. Tarsus İdman Yurdu, evet. Şehrin takımı. Tabii. Onlar da üstlüklere hedefliyorlar. Nerede görmek istersiniz? Yani tabii ki en iyi yerlerde de birinci ligde görmek isteriz. Bu hem bizim için, yani hem Tarsus için, Tarsus kültürü için bence en büyük turizmdir ya. En büyük turizm. Şehir canlanır mı? Tabii canlanır. Daha önceden çünkü yani biz bunları yaşadığımız için, ikinci ligde oynadığımız zamanlar bunları yaşadık. Dışarıdan gelen insanlar, ya Tarsus kültürünü de öğrenmiş oldu bu arada. Onların kalıntıları var zaten. Geleneksel Tarsus evlerinin olduğu sokaktayız. Buradaki pek çok bina şu anda restore ediliyor. Daha önceden restore edilmiş olanlar da var. Dedim ya burası klasik bir Tarsus sokağı. Aslında sokaklar dar. Çünkü yazın burası çok sıcak oluyor ve o sıcakta dar sokaklarda her zaman bir gölgeye sığınmanız mümkün. Ve hemen önümüzdeki şu evlere baktığımız zaman aslında bunlar da eski Tarsus evlerinin tüm özelliklerini yansıtıyorlar. Alt katlar kireç taşı, üst katlarsa ahşap olarak yapılmış. Kireç taşlarının arasında da tahtaları görebiliyorsunuz. Onlar binanın daha dayanıklı olmasını aslında sağlıyorlar. Ve ilk giriş katları her zaman tabanı yüksek tutulmuş. Çünkü bölgede biliyorsunuz pamuk üretimi bir hayli fazla. Pamuğu depolamak için de geniş hacimli olduğu için daha yüksek tabanlı yerlere ihtiyaç duyuluyor. Ve eski evlerde o kısımlar yüksek tabanlı olarak yapılmış. Orta tarafta daha çok kışın konakladıkları, daha küçük ısıtılması kolay odalar yer alırken üst cumbalı taraflarda da yazın daha çok kalıyorlarmış bu eski evlerde, eski konaklarda. Yani yapılan aslında mimari olarak yapılan her şeyin fiziksel olarak da bir karşılığı var. Bu evlerde de bunu görebiliyoruz. Bu sokakta pek çok evde şu an restorasyon çalışması devam ediyor. Restore edilmiş olanlar da çok güzel bir görüntüye sahip. Eminim bittiği zaman turizm açısından çok daha değerli bir hal olacak burası. Şimdi Tarsus'un meşhur künefesinin tadına bakmaya ve nasıl yapıldığını öğrenmeye geldik. Kimden öğreneceğiz? Tabii ki Sadık Usta'dan. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sadık Usta, sağ olasın. Şimdi tabii künefe pek çok yerde var. Evet. Ama burada yapılan künefe farklı bir künefe. Farkı şunu söyleyeyim. Bizim tarzımız birebir Lübnan künefesi. Hatay künefesiyle bunun hiç alakası yok. Zaten bunun doğup büyüdüğü yer Lübnan'dır. Lübnan, Filistin. Evet. Nasıl yapılıyor peki? Kadayıfı tiftikledik, yağladık. Yağladıktan sonra bunun kendi makinesi var. Makine ile kıyarız. Kıydıktan sonra bu irmik vaziyetinde makine bunu atar. Biz onu kalbur ile bir eleriz. Tepsimizi yağlarız. Yağladıktan sonra yağ içerisine az bir pekmez veya eze. Onu
Tepsinin tabağını yağlarız, birinci katını döşer, araya peynirini koyarız. İkinci katını da düşeriz. Yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi bu ocakta evet. Böyle döne döne pişer. Diğer künefelerden farklı, tadı da eminim çok farklı olacak. Çünkü sade yağ kullanıyoruz. Olmazsa olmaz tabii ki Hatay'ın peyniri. Peynir çok önemli. Tabii peynir çok önemli. Şerbetimiz görmüş olduğun gibi doğal, böyle mısır şurubu veya glikoz falan değil. Doğal. Bir şeker ve sudan. Şeker ve sudan normal. Aynen şerbet. Aynen ama bunda yani tereyağı mutlaka kullanılması lazım. Tereyağı olmazsa olmaz. Sevgilim sen olmasan bu dünya neye yarar? Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Künefenin kendisine fısık dahi girmez. Girmez değil mi? Tabii kesinlikle. Bu sade sade yenir. Şöyle koyayım. Ve bu sıcak sıcak yeniyor değil mi? Afiyet olsun. Nefis, eline sağlık. Afiyetler olsun. Tarsus'ta Atatürk treninin önündeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 5 kez Tarsus'a gelmiş. 17 Mart 1923'te Tarsus'a ilk geldiğinde ise burada Kuvayi Milliyeci Adile Hala onu karşılayanlar arasındaymış. Adile Hala Mustafa Kemal'i görünce dayanamamış ve ayaklarına kapanmış. Paşam Allah senden razı olsun diyerek ayaklarına kapanan Adile Hala'yı hemen tutup kaldırmış Mustafa Kemal Atatürk ve ona şu sözü söylemiş. Daha sonra o söz zaten Türk kadını ile ilgili Atatürk'ün söylediği özlü söz olarak hepimizin aklına kazınmış. Adile Hala'yı kaldırmış ve "Ey Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde gökyüzüne yükselmeye layıksın." İşte o sözü Ulu Önder Tarsus'ta 17 Mart 1923'te tam da bu noktada söylemiş. Aslında günümüze baktığımız zaman kadına şiddetin bu kadar konuşulduğu, ülkemizde kanayan bir yara olduğu şu dönemde Atatürk'ün gösterdiği yoldan belki de gitseydik kadınlarımızı yerlerde sürünmeye değil gökyüzüne yükselmeye layık bir şekilde günümüzde de belki yaşatabilirdik. Tarsus'ta şu anda Nusret Mayın gemisinin önündeyiz. Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın gemisi son olarak burada sergileniyor. Nusret Mayın gemisi 9 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda elimizde kalan son 26 mayını yerleştirerek savaşın kaderini değiştirmişti. Daha sonrasında İngiliz ve Fransız zırhlıları Çanakkale'den geçmek isterken o mayınlara çarparak bazıları battı. Bazıları ağır hasar aldı ve Çanakkale geçilmez sözü Nusret'in döşediği o mayınlarla bir kez daha kanıtlanmış oldu. Tabii karada da savaş devam ediyordu ama Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar deniz gücünün büyük bir bölümünün püskürtülmesine yol açtı. Bu da savaşın kaderini değiştirdi. O dönem donanma bakanı olan Winston Churchill ise Nusret
sadece Çanakkale Savaşı'nın değil, dünyanın kaderini değiştiren bir gemiydi diyerek zaten Nusret'in yaptıklarını dile getirmişti. Sonrasında Nusret'in yolculuğu başladı. 1957'ye kadar aslında donanmadaydı. 1957'de terhis edildi. 88-98 arasında Mersin Limanı'nda biraz harap ve batık bir şekilde kaldı. Daha sonra 2003 yılında bu park açıldı. Nusret buraya 3 parça halinde taşınıp burada orijinal olarak birleştirildi. Ve Tarsus Belediyesi Nusret'i yaşatmaya karar verdikten sonra çok da iyi yaptılar. Buraya getirdiler. Şu anda herkes gelip geminin içini dışını gezebiliyor. Çanakkale Savaşı'nı bir kez daha hatırlayabiliyor. Ve Tarsus'ta artık son durağında diyebiliriz Nusret için. Nusret Mayın Gemisi'nde gemiyi geziyoruz ve orada sadece Türk tarihini ve Çanakkale Savaşı'nı değiştiren değil, dünya tarihini değiştiren o mayınlar şu anda önümüzde. Peki bu mayınlar nasıl atılıyor? Biraz bunda bilgi vermek gerekiyor sanıyorum. Çelik halatlar var mayınlara bağlı olarak ve altta da demir bir mekanizma var. Bu kızaklar vasıtasıyla atılması gereken noktalara mayınları bırakıyorlar. Alttaki bu demir ve ağır plaka mayının tamamen dibe çökmesini sağlıyor. Daha sonra bu çelik halatlar mayının balon gibi üste çıkmasını sağlıyor ve üste çıktığında deniz seviyesinden 3 metre, 4 metre kadar aşağıda gözükmeyen bir şekilde mayın kalmış oluyor ve onun üzerinden geçen savaş gemisine de çarpıp patlatıyor. Aslında bunun uzunluğunun ayarlanması da ince bir hesap gerektiriyor. Dip taranıyor, dibin ne kadar derinde olduğu ölçülüyor ve bu çelik halatın uzunluğu da ona göre ayarlanıp mayınlar bırakılıyor. Son 26 mayınla bir savaşın kaderi değişmişti. İşte o mayınlar şu an Tarsus'ta sergileniyor. Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Gürses Kılıç'la birlikteyiz. Hocam, Tarsus, evet, oldu hedefleri büyük olan bir yer. Tabii. Siz de göreve geldiniz ve öncelikle şununla başlayalım. Bu sezonki hedefi nedir takımın sizin? Evet. Bu arada siz de hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Tarsus İdman Yurdu sezon başında büyük hedeflerle kurulmuş bir takım. Tabii Harun Şahin Kırbıyık başkanlığında yeni bir yönetim, yeni bir oluşumla hedefe başlanmış ama İşler çok istenildiği gibi gitmemiş. Tabii biz sonradan göreve geldik, yeni geldik. Artık ikinci yarı hedefi olarak belirledik. Playoff'tan sonra da inşallah bu şehrin beklediği, özlediği bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Bunun için de zorlu şartlarda mücadelemizi devam ediyoruz. Hem saha içi hem transfer konusunda elimizden geleni şu an yapmaya çalışıyoruz. Burada altyapıdan futbolcu yetişir mi önümüzdeki yıllarda? Siz nasıl gözlem yaptınız? Tabii şimdi ben yeni geldiğim için bu konuda çok fazla bir şeyimiz olmadı ama altyapıyı da ziyaret ettik, baktık. Tabii bu bölgeden çok aslında futbolcu çıkıyor. Çıkmış da liglerde oynayan Tarsuslu oyuncular var. Bu konuda da hem Şahin Başkan, kulüp başkanı hem de belediye başkanı bu konuya çok öncelik veriyorlar. Biz de kendileriyle bir toplantı yaptık. Elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Bana göre de zaten hem Tarsus'un hem Türk futbolunun kurtuluşu da altyapıdan geçiyor. Bununla ilgilenmek lazım. Şu an bu konuda bayağı bir yatırım ve atılım var. İnşallah sonucu en kısa zamanda alınır. Taraftarımız gerçekten çok coşkulu. Gerçekten futbolu çok seven bir taraftarımız var. Zaten bu haftaki maçta da fazlasıyla tribünleri doldurdular. Çok istekli ve coşkululardı. Bu da zaten futbolumuza yansıdı.
Zaten köklü bir camiayız. Biliyorsunuzdur seneye 100. yılımız. Taraftarımız da buna yakışır bir şekilde bizden beklentileri var. O yüzden inşallah hedeflerimiz doğrultusunda, taraftarımızın isteği doğrultusunda bu hedeflere ulaşmak istiyoruz. Gerçekten bu tarafta, bu şehir gerçekten futbolu çok seviyor. Hak ettiği yerlere de gelmesi için biz elimizden geleni yapacağız. Futbola karşı ilgisi çok fazla. Bu bölgede çok fazla oynadım. Ben Adana'da oynadım. Antep'te oynadım. Hani Güney bölgesinde oynadım. O yüzden ya aslında bizim ülkemizin insanları futbola karşı çok çok ilgili. Burası da aynı şekilde ilgili. Onlar da başarı istiyor. Sezon başı şampiyonluk yönünde bir takım kurmayı hedeflediler. İşler istenilen gibi gitmedi. İnşallah şimdi ikinci yarı ben de transfer oldum. Yeni gelen transfer olan arkadaşlarımızla beraber bu hedefe doğru işte çalışacağız. Bu hedefi başarmak için elimizden geleni yapacağız yani burada. Onları da mutlu etmek istiyoruz baş taraflarımızı. Futbolun şehirlerinde bu hafta Tarsus'taydık. Tarsus'a boşuna tarihin başkenti dememişler. Doğrusunu söylemek gerekirse buraya Tarsus'a gelene kadar bu kadar önemli kültür ve tarih hazinesinin Tarsus'ta olduğunu bilmiyorduk. Ama gezip görünce burada tarih boyunca pek çok medeniyetlerin yaşadığına şahit olduk. Gerçekten de Tarsus'ta gezilecek, görülecek çok yer var. Biz de bunları elimizden geldiğince ekranlarınıza yansıtmaya çalıştık. Tabii ki Tarsus'un bir önemli değeri de Cumhuriyet'te yaşıt olan Tarsus İdman Yurdu Futbol Kulübü. Onlar da artık daha üst liglerde yer almak istiyorlar. Hedeflerini öğrendik, tesislerini gezdik ve onlarla da röportajlar gerçekleştirdik. Tarsus'ta gerçekten çok güzel günler geçirdik. Umarım siz de bu bölümü izledikten sonra aynı şeyi düşünmüşsünüzdür. Artık soğuk kış günleri, ülkemiz kar altında. Bakalım biz önümüzdeki hafta nerede olacağız? Futbolun şehrinde buluşuncaya dek hoşça kalın.